halkımı şakalamak için bir gezi programı formatı icat ettik. Bir ünlü, bir ülke. Tabii ilk programın konuğu şakazedemiz Yeşim Salkım'dı. Ekibimizle Gürcistan'a giden Yeşim Salkım, Batum'daki bir müzeyi gezerken 2000 yıllık bir tarihi eser kırılır. Sonra neler olur neler. Sabah Ömer de hatırladım ki kimlikle gidilebiliyor Batum'a. Bir an boş bulundum sabah bir kaynar sular başından aşağıda. İkimizin pasaportunu yan yana gördüm evde. Aa bak Ali'ninkinde, Ali'ninkini ayırayım dedim. Onu ayırırken kendiminkini ayırıp Ali'ninkini çantama attım. Sonra TC kimliğimle geldim ve çok şükür ki geçtim. Evet. Klasik okuma gözlüğümden bir tane daha aldım ve şu anda Merve Emel ben uçağımıza doğru yürümekteyiz. Sevgili arkadaşlar, sizler biliyorsunuz, seyircilerimize de söyleyelim. Yeşim Salkım bugünkü misafirimiz. Kendisi cin gibidir. O yüzden bu şakayı uzun süredir planlıyoruz. 2 aydır Mustafa Kotan bir program üzerine görüşüyor. Yani gezecekler, görecekler, işte başka ülkelere gidilecek. Ve şu anda Gürcistan'dayız. Batum Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Bu şakamızda yönetmenimiz de oyuncu, Merve de oyuncu. Ve arkadaşlarımız buranın insanları, onlar da bizim bugün polislerimizi oynayacaklar. Müze müdürünü oynayacaksınız değil mi efendim? Evet, şu vazoların birebir aynısını hazırlattık. Onlardan birini sevgili Yeşimciğim kazara kıracak efendim. Kıracak ve olaylar gelişecek. Heyecanla sizi yan odada bekliyorum. Bir an önce bitirelim ve Yeşim'le kahvemizi içelim. Heyecanlıyım arkadaşlar, kolay gelsin. Come on!
şu an Sözde Gezi programımıza başlamışlar arkadaşlar. Birkaç dakikaya burada olurlar. Şu anda dışarıda görüntüler alınıyor. Yeşim Hanım normal şey işte tek başına bir kadın işte yurt dışına çıktığı zaman ne yapar ne eder? Hani neyin fiyatları vardır? İşte etraftaki binalarla ilgili yorumlar. Ondan sonra şu ileride bir müze var. Oraya gireceğiz. Sonrasında da caddenin devamına gideceğiz. Siz istediğiniz zaman. Tamam. Arkadaşlar bu arada sevgili yönetmenim Mustafa'nın Yeşim'e verdiği cevap gerçekten beni pek güldürdü. Paylaşmak isterim. Ne yapacağız orada demiş Yeşim Salkın. Demiş ki vallahi tek başına bir kadın yurt dışında ne yaparsa onu yapacağız. İşte sokaklarda gezeceğiz, dolaşacağız, alışveriş herhalde. Programın formatı bu yani. Artık aklımızda hayırlısı. Bir kadın tek başına çıkarsa ne yapar? Alışveriş yapar. Biz kayıtta mıyız? Ses kayıtta. Kayıtta mısınız? Tamam, süper. Tamam. Evet, merhaba efendim. Bugün Batum'dayız. Geziyoruz. Bu caddenin adını bilmiyorum ama çok enişlek caddelerinden bir tanesi herhalde. Bir kadın kuaförü yazılanları anlamak tabii ki namümkün. Nece yazıyor? Herhalde bu. Gürcü dili de diye düşünüyorum. Evet, bu Gürcüce çünkü Rusça'ya da benziyor, hiçbir şeye benzemiyor. Bana sorarsanız ben hiçbir şeye benzetemedim şu anda. Hazır olalım. Yaklaşıyorlar, hazır olalım artık. Şimdi hemen solumda Batum Arkeoloji Müzesi var. Şimdi oraya giriyoruz yavaş yavaş. Evet, şimdi giriş yaptılar. Hazır olun. Bismillah. Hadi bakalım girdik. Arkadaşlar. Aa, bunlar şey mi? Satılık mı bunlar? Aa, satılık bildiğin. Bu buranın parası para birimi ne acaba? He? Yeşim Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Selçuk ben. Selçuk da bizim aynı zamanda tercümanımız Yeşim Hanım. Yapacağım ben. Ha öyle mi? Evet. Aa süper. Bunlar buranın para birimi olan Lari. Lari. Evet. Yani ne kadar oluyor Türk lirası? Türk lirasıyla 100'ün karşılığı bizim para birimimizde 150-155 falan TL ediyor. TL ediyor. Evet. Ne bunlar? Şey mi? Bileklik. Bir gümüş bir şey. Yani ne bunlar? Ya bu eski şey tarihi değil aslında ama tarihi benzetmişler. Benzetip böyle. Evet. Müze müdürümüzü de tanıştıralım lütfen. Kopyası. Evet. Mirza Bey de müzenin müdürü. Ha öyle mi? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi biraz daha gezdirip asıl olay mahalline getirelim arkadaşlar Yeşim'e. Şimdi bunlar da mı eskilerden kaldı? Evet Yeşim Hanım. Ne kadar zamandan? Bunlar Yeşim Hanım bu bölgenin eski kültüründe el sanatlarıyla yapılan, el işçiliğiyle yapılan şeylermiş. Kula. Ya, çok eskiden taş, cam ürünlerden yapılma. Herhalde bir şey böyle. Ve ağaç köklerinden renk vermişler. Ağaç köklerinden. Evet. Sabaha karşı 3.30 sularında Yeşim Salkım'ı yönetmenimiz Mustafa Bey evinden aldı. Yani tahmin ediyorum eğer uçakta uyumadıysa ki aldığımız duyumlar öyle. Uykusuz bir şekilde şu anda Gürcistan'da yapacağı programın provasını yapıyor Yeşim Salkım. Bu ne? Bu çok mu kıymetli? Ne bu? Bizler seni Rayko. Diyahesaris Zveli Antikuri Hanes Nivdi. Eski milattan önce 4 ve 5. yüzyıla ait vazoları bazı yemek kablarıymış. Amfora. Amfora dedi. Testi demek arkadaşlar. Bakın arkeoloji diline hakimiyetim vardır biraz. Sarmadı kendini yerli sager mi? Ravali sakarla. Bunda su herhalde. Bak. Bu ve diğerleriyle birlikte bunlar biraz... Kuino. Evet. Şu testinin önünde bir fotoğraf alalım Mustafa. Çok değerli bir testi o. Bir fotoğraf alalım mı Yeşim Hanım'ı önde? Burada mı? Tamam. Siz de gelin Selçuk böyle gelin. Yeşim Hanım bir tık pardon. Bir tık böyle bana doğru gelirseniz. Yok bana doğru gelin siz. Normal öne gelin. Hı. Kim çekiyor? Hı. Fotoğraf mı? Evet Yeşim Hanım bir tane. Böyle mi? Solunuzu alayım ben size. Mustafa'cığım şimdi konuştuğumuz gibi sen öksürdüğün anda çok iyi ayarlaman lazım timingi. Öksürdüğün anda Serkan bumla vazoyu kırsın. Aynı anda olsun. Yeşim Hanım bir tık arkanıza gitmeniz mümkün mü? Yarım çok az.
Çok az, yok yok, bir şey yok. Yeşim Hanım, bir tık... Yeşim Hanım, bir tık daha arkanıza. Hayır, 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 şimdi değil, şimdi değil. Arkasına bakıyor. Bir haklı olarak arkasına bakıyor. Yani bir kıymetli bir şey var arkada, çarpmamak için. Tam bize bakarken, en daldığı anda... Mustafa, sen yönlendir. Sağ sol de. Yeşim Hanım, bir tık. Budur. Yeşim Hanım, bir tık. Bir dakika, sakin. Eyvah, olmadı ama. Gördü sesçi arkadaşımızın yaptığını, gördü mü? Allah, ne yaptınız ya? Bir dakika, bir dakika. Yok, hayır, tamam, tamam, oldu, tamamdır. Ay Allah, ne yapacağım? Allah kahretsin. Bir dakika, bir sakin olalım. Ya Mustafa, arkadaşım kim, o mu yaptı? Yok. Sen mi yaptın? Hayır, yok. Ya ne yaptınız abi? Yeşim Hanım, bir dakika, sakin. Ay nasıl sakin ya? Deli misin? Adam deli misin? Şuradan birini alsak, değiştirsek ne? Nasıl olur? Bir sorarız abi ama bilmiyorum ya. Çok sıkıntılı, ya. Çok değerli bir ürün çünkü ya. Hayır, değerli olduğunu biliyorum da. Ya Mustafa, Allah aşkına abi, burada rehin kal. Ya siz... Ya arkadaş... Ya bir de tarihi eser çünkü şimdi... Ya tamam, müdür, müdürü falan da bulduk. Ya Mustafa, beni bas sabah. Yeşim Hanım, bir sakin olun. Bir ya nasıl sakin? Allah'ım lan. Ya bir şey söyle, bunun makyajı var ya. Nasıl sakin olsun ya? 2500 yıllık testi gitti orada. Burası Rakenit. Rakenit de... Rakenit. Gat gat gat. Hiç siyam ispası sayırtı daha. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Hiç ama Rakenit. 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 Abi çok büyük değerliymiş bu. Allah, çok değerliymiş. Allah, yandık, bu. Yandık. Yemin ediyorum. Bizi içeri atarlar, ben size söyleyeyim. Ha. Deli, sakin ol. Büyük yani, bizi içeri atarlar Mustafa. Parası neyse verelim de Mustafa. Ya ne polisi ya? Ne polis mi? Sen şey sorsa bir ne olur. Bütçesi neyse, parası polis. Neyse bir verelim. Mirza. Patronum Mirza. Ya, bir dakika, polis, polis, bilmem ne. Polis, 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 gada ver. Biz kendi aramızda kendimiz çözelim. Biz şirketle konuşalım. Bir şey yapalım, çözelim yani. Polis, gada ver. Yeşim Hanım, siz... Babacığım, nasıl sakin olabilir? Ya niye sen böyle... Şu anda... Nasıl insanlarla çalışıyorsun sen? Ben anlamadım ya. Yeşim Hanım, bir dakika. Kardeşim, nasıl görmüyorsun? Anlamıyorum yani. Paha biçilemez diyor ya. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Paha biçilemez ama mutlaka bir şey yaparız. Nasıl paha biçilemez ya? Yani bunun değeri ne kadar, yani bunun bir değeri? Bir kaza sonuçta bir şey oldu, bitti. Yani şimdi bir dakika bak, böyle durumlarda böyle ülkeler falan görüşüyor abi. Deli misiniz? Tarihi eserini kırdık adamın ya. Hayır ama bir dakika. Tek bir... Haklı kadın kardeşim, diplomatik. Kriz sebebi bu. Ya bir şekilde bunu halledeceğiz herhalde, böyle bir şey değil. Ya Allah'ım belki ya. Belki söyleriz, yapıştırırlar belki ya. Ama. Ay vallahi büyük yani, yemin ediyorum Allah kahretsin yani. Bir sanatçı hani öyle ya, bir şey söylesin. Kaldık abi, burada nasıl gideceğiz biz bugün? Ya kendi kendine düşmüş gibi yapsak. Şey yapsak, hani bir konuşsanıza Yeşim Hanım'a yanlışlıkla arka arkaya giderken eve düştüğümüştü desek, hani bir söylesen hani. Sonuçta ya, bir şey olmadı yani. Cibrit ver gayet daha upros ehla hedav ehla. Geze gamovide. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu niye böyle ortaya koyuyorsunuz bu kadar kıymetli şeyi abi? Ay şimdi ortaya konulan yani. Şeyi şey yapamayız da. Hani nasıl yapamayız Mustafa'cığım? Bu kadar 3. 4. yüzyıldan kalma ama bir şey böyle. Hem de şey gibi. Ya haklı arkadaşlar yani. Ben de ilk gelip çekimden önce olay yerini gördüğüm anda dedim ki acaba şüphelenecek mi? Her şey cam şeylerde, cam mekanlarda saklı. Bir tek bizim kıracağımız uyduruk vazomuz, testimiz pardon, vazo diyorum, ortada duruyor ve hiçbir koruması yok. Doğal olarak akıllı kadın şüphelendi tabii. Ara perede arama ikna ba, arbisi. Yemin ediyorum abi. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Eğer şeyse hani çıkalım dışarı, ben evet, Yeşim Hanım'la konuşmak istemiyorum. Hani, biz konuşalım. Sonuçta bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim sözüm birebir... Özür konuşsak. Hayır, birebir çevir. Mustafa, şimdi suçu Yeşim'e atmaya çalış. Ne yapacağını merak ediyorum. Yani kazara oldu ama Yeşim Hanım tabii olur böyle şeyler falan gibi. Yeşim Hanım Türkiye'de çok ünlü bir sanatçı. Hani tabii ki isteyerek olmadı. Farkında olmadan geri giderken hani değdi ve düştü. Ben düşürmedim.
Ya resmen uyduruyorsun vallahi Mustafa. Az suçu kadıncağıza at, çok ayıp vallahi. Ben düşürmedim. Evet, maalesef suçu eşime atamadık. Allah Allah ya. Resmen bir kamera kayıtları var zaten Serican. Siz bir sakin olun. Bir sakin bir dakika, olun. Niye sakin olun ya? Sabahın 3:30'da beni buraya getir. Ya Allah aşkına sakin makin falan olamayacağım ben. Rica ediyorum ya. Yeşim Hanım, Mustafa, siz sakin. Ne demek bir polis? Ben ya arkadaş, ben düşürmedim ya. Ben kırmadım ki, o nerede o sesçi? Yok, sesçiyle ilgili bir dakika. Yeşim Hanım, bir sakin olun, çözeceğim ben. Size garanti vereceğim. Tabii ki böyle bırakmayacağım ben bunu. Yani Selçuk da olsa... Yani Selçuk. Ya bizim burada yok mu elçiliğimiz, bir şeyimiz falan benim, yok mu? Valla beni ilgilendirmez arkadaş. Kim kırdıysa yapsın Yeşim yani. Hanım, bana ne ya? Bizim ülkemizde çok ünlü bir sanatçı. Ondan sonra Yeşim Hanım, bizim ülkemizde çok ünlü bir sanatçı hani. Bir şekilde Yeşim'i de suça ortak etmeliyiz Mustafa. Farkın olmadan geri giderken fotoğraf çekimi işte bir program demosu için geldi. Ve şey yaptı, hani ekipçi olan bir hata diyeyim. Nasıl telafi edebiliriz? Hani bu ekipçi beni çıkmadan... karıştırmasın arkadaş. Benim hatam değil bu. Ben geri geri giderken bile arkama dönüp baktım. Tamam. Tamam. Kim yapıyorsa yapsın. Beni ilgilendirmiyor artık. Tamam. Blue Media. Şey kimse yapsın yani. Sabahın 3:30'dan beri şuna bak ya. Yeşim Hanım, ama şu anda şunu bir çözmemiz lazım. Siz sakin olursanız biz de geleceğiz. Çünkü o yüzden şey yaptık. Kuyla ra pasiyariz, ra şeyle bak. Poligonda gada bir kadı. Ne diyor? Adam ne diyor? Nereye bir spas yararsa bu. Polis mi çağıracağım diyor? Hepiniz yanmışsınız diyor Yeşim. Polis çağıracak valla. Ne? Polis yağar da izah et. Polis yağar. Bir dakika. Selçuk, polis yok. Yok. Ya ne polisi arkadaş, ne hapse mi açacaksınız bizi ya, deli misiniz? Fiyatı diyor, paha biçilemez diyor, 4. yüzyıldan kalma diyor bunlar. Ya bir şeyini araştıralım, bulalım, neyse bedeli, bununla ilgili ne yapılabiliyorsa onu yapalım. Yani dakika bir merhaba, kırıldı, polis gibi bir şey yapmamıza gerek yok ki. Ya bir şey, pardon, bir şey söyleyeceğim. Bunu konsolosluk devreye girmez mi? Ne polisi? Yeşim Hanım, şimdi arkadaşlar bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adam dilimizi anlamıyor, rahat rahat konuşacağız. Bir dakika. Neyi rahat rahat konuşacak Mustafa'cığım? Çözüm üretemeyen Mustafa Bey, neyi rahat rahat konuşuyor acaba konuşacağız? Mustafa, Yeşim seni öldürecek. Her şey senin yüzünden oldu. Sakin ol. Merve, ben diyorum ki sen söyle. Madem bu kadar kıymetli ve değerli, neden hepsi gibi burada durmuyor? Evet. Sorar mısın? Lütfen sorar mısın? Merve, nedir bunlar böyle buraya ortaya bu kadar koymuşsunuz? İnsanlar bunu devirebilir. Hayatım, polis geçti. Ya bir dakika, ben çok basit bir çözüm. Bir dakika, Uygar'la konuşalım. Evet Mustafa, suçu biraz daha yani çok direkt olarak değil ama biraz daha yani Yeşim Hanım yüzünden böyle bir kaza olduğu gibiye getirelim. Hayatım, başka bir şey söylemeyeceğim. Diyorum ki hani Yeşim Hanım direkt size... şey yapmıyorum, sakın yanlış anlamayın. Adam dilimizi anlamadığı için bir şey söyleyeceğim. Biz hani aramızda tek ünlü Yeşim Hanım olduğu için... ...hani bir kaza oldu desek hani herhalde bunun içinde bir şey yapacak halleri yok yani bunların. Ya nasıl yok? Evet, hayatım sen çıldırdın mı ya? Onlar ünlüye ünsüz. Sen ne kadar böyle iş? Yok, başaramayacağız biz bunu. Hiç inandırıcı gelmedi ona. Böyle iş. Ay bu kadın çok şöhretli. Hadi ya bakalım. Yapma sen de ettin ya. Söz alalım bir daha kırın size ya. Yapmayın abi, delirdiniz. Geçme üstünden. Bırak şu ışığı da, istemiyorum kamera manera. Arkadaşlar bir sakin, bir geride çekin. Yeşim Hanım, siz de bir sakin olun, bir şekilde halledeceğiz bunu. Ben bir Uygar'la konuşayım abi. Benim tansiyonum falan yükseliyor. Tamam, ya bana bir su falan bulur musunuz lütfen? Umut, bir su ver Yeşim Hanım'a. Elim ayağım titriyor ya. Adama söyle, sen sık. Bir dakika daha bekle. Polis çağırması değil ki. 13 üstü. Biz İstanbul'daki şirketi arıyoruz. İstanbul şu dar ekesta. Kanalı arıyoruz, hemen çözeceğiz. Rame ekle bak. Efla polis yazdı, Rame sakme ara. Sizkiyle Efla Türkiye'de. Ya bunlar Mustafa. Yeşim Hanım, siz sakin olun. Ya hayatım, bak hayatım. Şöhretli şöhretsiz mi dinlenilir? Aynen. Sen Londra'ya gittiğinde bir şey devirdiğinde... ...ay bu çok ünlü bir sanatçı... ...bıdı bıdı bıdı böyle yapalım falan diyorsun... ...affediyorlar mı? Aynen. Adam... sen ne yapıyorsun oralara öyle atıyorsun sen daha beter ya? Tamam siz bir sakin olun. Adam baksana vallahi nasıl bakıyor bana ya? Başka bir şey soracağım. Benim derdim hani bir problem olmadan yapmak. Eğer adam bir şey yaparsa... Ya derim valla bayılacağım çok, ben elim ayağım titriyor. Bir sakin olun siz. Türkiye'yi arama...
aradılar, İstanbul'da şirketi aradılar. Dedim hani birkaç zamana işini çözecekler dediler. Ne yapacaksanız yapın diyor. Yani bunun diyor parayla diyor, bunun diyor bedeli biçilemez diyor. İsterseniz ne yaparsanız yapın diyor. Çaresine bakın diyor. Kırmasaydınız diyor. Hayır, burada adam diyor, zaten her haklı da. Hayır, çaresi neymiş onu sorar mısın? Yani nedir çaresi? Çaresi ne? Sen tamamen şöyle, biz gerçekten iyi niyetli olarak bu işi çözelim. Hani hiçbir yere gitmesen, çünkü polis gelirse sıkıntı olabilme durumu olacağı için. Ya yani benim dönmem lazım, benim yarın konserim var. Polisleri hazırlayalım arkadaşlar, birazdan girsinler içeriye. Güzel Yaşım kardeşim. Zaten döneceksiniz. Benim yarın öbür gün 3 gün konserim var. Ben gitmek zorundayım evime. Çoluğum çocuğum var, ne demek polis ya? Vallahi bırakmayız Yeşimciğim. O kadar yol gelmişsin buralara. Nereye gidiyorsun? Yeşim Hanım, Merve bir uygarla konuşsana. Evet, alalım polisleri artık içeri. Arar mısın lütfen şu Uygar Bey'i ya? Niye gelmiyor abi? Yurt dışına çıkıyoruz. Tarihi eser geziyoruz. Yapımcı ortalıkta... Aaa! Allah aşkına ya, Mustafa ya. Tamamdır, polise istediğimiz tepkiyi verdi. Çok iyi oldu. Ya ma... Ya burada ben, herkes diyor kalsın diye olduğu yerde diyor. Tamam, şu anda bir şey söyleyeceğim. Ne diyelim abi? Ne diyor? Ne diyelim abi? Kim kırdı diyor, şey yapıyor. Kimse, ben kırmadım. Ama bir dakika. Kimse kıpırdamasın diyor. Bir dakika. Diyor. Zaten... Tatmen. Selçuk. Abi abuk bu şey yapmayın, bir sakin. Abi zaten nasıl, biz, nereden geldin? Yeşim Hanım, zaten biz suçu üstümüze açan, şu anda siz biz durmuyor. Hani sadece şu anda bizle karşı taraf olduğu için bir sakinleşmemiz lazım. Söylediklerimi sakın çevirme adama. De ki bir şekilde çözeceğiz yani, en azından hani... Şimdi abi Uygar'ı arar mısın buraya gelsin? Şey, alalım nasıl dışarı. Açmıyor ya? Ya buraya gelsin. Atlasın gelsin. Yeşim Hanım, gelme durmuyor. Zaten tek uçak var sabah. Nasıl yani ya? Yarın sabah. Uçak tutsun abi, bana ne? Uçak tutsun. Tamam Yeşim Hanım, bir sakin olun siz. Evet, Uygar Bey'e benim jetimi gönderelim arkadaşlar. Hemen atlasın gelsin. Nedir ki ya bugün için? Ya Agel... Doğru, öyle olması lazım. Ben söyleyeyim mi? Söyle, Yeşim Hanım Türkiye'de çok ünlü bir sanatçı. Onunla bir televizyon programı yapmak için bir demo çekmeye geldik buraya. Farkında olmadan zaten... hani biz zaten ekip olarak suçu üstümüze alıyoruz. Yeşim Hanım geri geriye giderken, Yeşim Hanım sesçili kırdığını iddia ediyor. Sesli çocuk da zaten morali bozulduğu için dışarı çıktı. Hani... O kırdı tabii ya, ne demek? Hayır. Lütfen şöyle anlat, sen bir çekilir misin? Çekilir misin? Sen bir çekilir misin? Çekilir misin? Başıma iş açtın zaten. Evet Mustafa, ben... Bence hemen kaç oradan Mustafa. Şöyle anlatır mısın? Lütfen, sen hepiniz buradaydınız. Evet. Ben buradan geri geri giderken dahi arkama dönüp baktım. Ama bunların sesçisi gözünün önünde direkt gibi duran şeyi görmedi. Ben kırmadım. Ben gideceğim arkadaş. Verin benim çantamı mantamı. Bir dakika. Bir dakika. Şu anda hani siz biz kırdık durum yok zaten. Şu anda sadece bizim ve karşı taraf durumu olduğu için çözmeyiz. Siz bir sakin olursanız. Merve. Şey desene. Konsoloslukla konuştuk. Ve konsolos yakın zamanda oraya gelecek. Öyle söyle. Bizi de gelmeni olup şimdi... Babacığım zaten... nasıl sakin? Buraya adama ikidir diyorsun ki, kadın ünlü bir sanatçı. Program yapmaya geldik. Yeşim Hanım geri geri giderken bilmem ne... Ben öyle ben bunu kabul etmiyorum. Ben ne diyorsun? Yeşim Hanım geri geri giderken Yeşim diyorum. Ben şu anda konsolosluğu arıyor. Bir yarım saate falan bize cevap gelecek. Halledeceğim dedi. Lütfen sakin olun. Sizlik hayır, bir de... olmadığı aşikar. Biz volüm medya olarak alıyoruz onu ama siz lütfen sakin olun. Lütfen. Bu polisler ne abi peki? Şimdi gitsin bunlar o zaman. Gerekiyorsa kimi devreye sokmamız gerekiyorsa sokarız biz. Girsin kim abi, kim devreye giriyorsa girsin. Uluslararası girsin yani. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokuyoruz Yeşimciğim, merak etme. Şu anda bütün ülke bununla uğraşıyoruz. Evet. Çözeceğiz zaten, çözülme bir ihtimali değil. Tamam, beni ilgilendirme. Ben sen giderim şurada bir yerde otururum. Bana ne arkadaş? Allah Allah ya. Şuna bak Allah'ım, yani ne işim var abi? Ben niye geliyorum ki? Gürcistan'da ne işim var benim ya? Salak gibi ben niye geliyorum ki buraya? Ay, çekme. Biraz verir misin? Ne oldu şimdi, polisler bizi burada zapt etti. Hayır Yeşim Hanım, siz bir sakin olun, biz çözeceğiz. Çözemem ihtimalimiz var. Biz kaç tane ülke gezdik problem. Orada da bir sürü problemlerimiz oldu. Bir şekilde ya, bir şey yok. Biz tıkırdık ya. Yeşim Hanım ama iyi. Hayır bir şey söyleyeyim, şu anda siz biz durumu olmadı. Ağlayacağım sinirden, ağlayacağım yemin et. Yüz keyfim yok uzun zamandır.
canım ya. Ağlattınız arkadaşımı. Oldu mu şimdi ya? Vallahi sinirden ağlayacağım ya. Bir sakin olun Yeşim Hanım. Allah'ım sen misin ya? Bak bak. Kendisi de gülüyor orada çaktırmadan ya ilahi Mustafa. Yeşim Hanım siz sakin olun. Buradaki konsolos da bir kadınmış değil mi Selçuk? Tatlı bir insan. Evet. Çözülecek. Bir hanımefendiymiş. Ya tatlı mıyım gerçekten bakalım. Birazdan oraya konsolos olarak gelince Yeşim de beni tatlı bulacak mı merak ediyorum. Evet rolümü seçtim arkadaşlar. Konsolos olarak geliyorum. Evet. Gelecek ve çözecek, uygar dolaşacak. Biz kimi devreye sokmamız gerekiyorsa sokacağız. Siz merak etmeyin lütfen. Bir su daha verin Yeşim Hanım'a. Yeşim Hanım buyurun. Merve, polisleri dışarıya alabiliyor muyuz diye sor ama polisler gitmesin sakın. Burada mı bekleyecek bunlar? Bir polisleri alın Selçuk ne olur. İki dakika zaten hep hiç. Sessiz. Hayır nedir adam? Ya adam mı öldürdük? Arkadaş cinayet işledik. Tamam. Ya lütfen söyler misin? Bak lütfen. Ben de konuşayım. Tek yetkili bu beyefendi mi? Bir dakika. Hayır. Arkadaşlar sakin. Bir dakika nereye gidiyorsun saçmalamaya? Ya karakola gitmek değil. Ama Selçuk, yani hepimiz bu başka. Öyle karakola ihtimal almıyor ki bunlar. Tamam. Konsolosu bir daha bir arasana. Eğer bu yakınlardaysa gelsin. Türk konsolosunu arasın. Çok yakındayım Mustafa'cığım. Hemen üst kattayım. Hayır bu durumlarda nasıl çözülüyormuş? Onu bir öğrenelim. Yani böyle bir şey olduğunda tamam, nasıl? Tamam Yeşim Hanım siz sakin olun. Çözeceğiz yani. Çözmem ihtimalimiz yok zaten. Yani sizi oraya kadar git. Nereye kadar? Nasıl? Oraya kadar ne? Hayır buralara kadar getirip böyle bir şey oldu, bir şanssızlık oldu. Biz sizi burada bırakıp tabii ki de gitme ihtimalimiz yok zaten. Hep beraber geldik, hep beraber gideceğiz. Bir şekilde çözülecek yani. Arkadaşlar tamam. Ben geliyorum. Bir dakikaya oradayım. Elinize sağlık, süper. Tamamdır. Konsolos buraya mı gelecek? Konsolos buraya mı gelecekmiş? Evet. Evet. Abi konsolos nasıl gelecek buraya? Ben hakikaten anlamıyorum. Hayır ben şu an... Ne yapmayı düşünüyormuş konsolos gelmezse ne yapacağız biz? Peki bunlar gelecek falan diyor da ben pek ona inanmıyorum. Hiç bu şekilde bir olayla karşılaşmadık burada. Biz de şok içerisindeyiz. Of. Allah'ım inanamıyorum ya. Bu kadar değerli bir şey buraya konulur mu arkadaş? Şuna bak bütün bunların hepsini buraya koyuyorsunuz. Gelmiş. Yeşimcim benim. Konsolos olarak atadılar buraya canım. Yeşim. Bugün sabırsını taşıyor. Allah seni ya. Ya. Ay Allah Allah. Ya da Gürcistan'da ya çok hayırsınız abi Gürcistan. Ya aşk olsun ya. Ay çok sinirim bozuldu ya. Ağlayacağım şimdi sinirden. Söylediğin her şey çok doğruydu. Bu 4. yüzyıldan kalma testilerin bu ortada abi ne işi var? Burada ne işi var abi? Ama biz bir haftadır hazırlanıyoruz buna. Biz dün geceden geldik, yerleştik. Söyle. Hayır, Yeşim Hanım yumuşamışken. Evet. Program yok. Asıl tatlısı bu yani. Onu sonra söyleyecektim. Niye şimdi söylüyorsun? Ne yok? Ya senin 2 aydır yani en meşakkatli şakamız bu. Uzun zamandır hazırladık. Biz yani programla diye... Programı sana inanmazsın, sen zeki kadınsın, hemen anlarsın diye bu programı uydurdular sana ama başka sözleri var şu anda. Program, hiç merak etme. Bu sabuk otan. Kayıtlar bitsin diyorsun, kapansın kameralar, öyle konuşacağım. Kayıtlar kapansın Uygar Bey. Konuşacağız efendim. Ben gidiyorum. Vallahi çok teşekkür ediyorum, seviyorum sizi. Ay vallahi büyük yani yemin ediyorum Allah kahretsin yani. Hakikaten çok kötü oldum yani dedim ki yandık ya yandık. Allah yandık yemin ediyorum. Bizi içeri atarlar ben size söyleyeyim. Heh. Ay çok korkunç bir andı bilmiyorum seyrederken ne hissedeceğim. Geçmem bir tık. Ne yaptın?
tanımadığım, bilmediğim bir yerdeyim ve ben buraya televizyon programı çekiyorum diye geldim üstüne. Böyle durumlarda böyle ülkeler falan görüşüyor abi. Deli misiniz? Tarihi eserini kırdık adamın ya. Böyle bir şey hiç daha önce gelmedi başıma ve bunların şeyi ne bilmiyorum, cezası ne. Lütfen şöyle anlatsam çekinir misin? Çekinir misin? Başıma iş açtın zaten. Bir de sen kırdın deyince bana. Yeşim Hanım geri geri giderken işte falan diye anlatıyor Mustafa da. Ama bunların sesçisi gözünün önünde direkt gibi duran şeyi görmedi. Ben kırmadım. Ben gideceğim arkadaş. Benim benim çantam mantam. Ama çok güzel bir şakaydı. Hakikaten herkesin eline koluna sağlık. Çok büyük bir prodüksiyondu. Şimdi konsolos olarak atadılar buraya hocam. Yeşim. Çok aramızda. Gerçekten çok aramızda. Bayağı bir aramızda.